Yardım edin! Elim kesildi! Açın şu kapıyı! Ben Amerika'dan dönüp ev bulana kadar sende kalmaya devam edebilir mi? Kalsın oğlum. Ama sen de biliyorsun. Bazen hiç çekilmiyor. Bana bir şey yapamaz da zavallı bilgi için çok üzülüyorum. Ben engellemeye çalışsam da çok eziyor kızcağızı. Anneme Bilge'nin üstüne bu kadar gitmemesini söyleyeceğim. Neden iyiliğini isteyeyim ki? Deli miyim ben? Öyle mi? Yeter başımda vıdı vıdı ettiğin. Hadi yürü işine. Yine kulağından tutup bakım evine atarsan görürsün Tanya'yı Konya'yı o zaman. Hiçbir şey yapamazsın bana. Nedenmiş o? İşte bundan. Gördün mü Şöle Hanım ya? Bana bir şey yapamazsın demiştim sana. Abicim. Bağır. Bağır bağır. Daha bağır. Şimdi istediğin kadar bağırabilirsin. Bunun hesabını vereceksin. Allah Allah. Nerede bunlar? Sokağa mı çıktılar acaba? Burak'la Murat'ın odası burası. Aman Allah'ım. Bu Murat abim. Bu resimdeki benim abim. Abin mi? Evet Leyla teyze abim. Abim Murat mı? Nerede şimdi o? Burada mı yoksa? Sizde mi kalıyor? Aman Allah'ım inanamıyorum. Kızım sakin ol, sakin ol. Abim, abim buldum sonunda. Leyla teyze nerede? Nerede o? Nereye gitti? Ay. Allah'ım şükürler olsun sonunda buldum onu. Nerede Leyla teyze söylesene. Bilge bir dakika beni dinler misin lütfen? Tane tane anlat şunu. Hiçbir şey anlamıyorum. İşte bu resimdeki çocuk benim abim. Murat bu. Uzun zamandan beri arıyordum onu. Nihayet buldum Leyla teyze. Aman Allah'ım inanamıyorum. Kızım sakin ol. Abim, abimi buldum sonunda. Nerede, nereye gitti? Allah'ım şükürler olsun sonunda buldum onu. Nerede Leyla teyze söylesene. Bilge bir dakika beni dinler misin lütfen? Nerede o? Hadi beni ona götür Leyla teyze. Lütfen ne olur yalvarırım sana. Bilge korkarım. Bu resmi siz yapmadınız mı yoksa? Evet ben yaptım ama... O zaman abimi tanıyorsunuzdur. Murat Bey işte. Lütfen çok özledim abimi. O da beni çok merak ediyordur. O da beni özlemiştir. Lütfen beni ona götür Leyla teyze. Bu resmi yaptığınız yere götürün. Lütfen sakin ol. O resmi burada yaptım ben. Burada mı kalıyordu? Nerede şimdi? Ben de çok şaşırdım bu söylediklerine. Aman Allah'ım. Ne oldu Leyla teyze? Ne var? Niye gitmiyoruz? Kızım şaşırdım kaldım ben de. Yoklar evde. Yoklar mı? Gitmişler. Bulut'u bırakmışlar. İyi ya. Nereye gittiklerini yazmışlardır. Hemen gider buluruz. Leyla teyze ve Ali abi. Biz beraber Murat'ın kız kardeşini aramaya gidiyoruz. Bizi merak etmeyin. Başımızın çaresine bakabilecek yaştayız. Her şey için teşekkürler. Sizi ararız. Burak, Murat. Murat abim de beni arıyormuş bak. Ama nereye gittiklerini yazmamışlar. Sanırım burayı terk etmişler Bilge. Ama ben buradayım Leyla teyze. Bursa, Balıkesir, Bandırma, Turgutlu, Manisa, Aksar, İzmir. Hadi abicim acele edin kalkıyoruz hadi. Hemen kalkıyoruz hadi. Bursa, 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 Bursa. Devam et kaptan. O evin Bursa'da olduğuna eminsin değil mi? Eminim. Eniştemle teyzem konuşurlarken duymuştum. Bursa'daki ev yüzünden kavga ediyorlardı. Teyzem o evi satmak istemediği için eniştemden dayak yemişti. Bursa, vay ne macera. Korkuyor musun? Bilmem. Sadece bir an evvel kız kardeşimi bulmak istiyorum. Bulacağız, merak etme. Henot yazmışlar Ali. Gitmişler işte. Otoparka da uğramadılar demek. Hay Allah. Görüyor musun başımıza gelenleri? Nereye giderler ki? Yalnız başına iki çocuk. Hadi gel oğlum. Hemen bekliyorum. Leyla teyze çok korkuyorum. Bir daha nasıl bulacağım abimi ben? Ya başına kötü bir şey gelirse? Dur bakalım bulacağız elbet. Çok uzağa gitmemişlerdir. Ağlama hadi. Yalvarırım ya.
yapmayın ne olur, ne olur. Sus, sus. Abisiymiş. Bunca saat neredesin sen ha? Ne olur yapmayın. Sus. Sokaklarda sürtüp sürtüp geliyorsun değil mi? Hı. Bu arada abim abi. Yayırtma. Abim. Abisiymiş. Hanımım. Vallahi doğru söylüyorum ben. Abimi bulmuştum. Yayırtma şunu. Ay, ne dur, olur. Sus. Hala yalan söylüyor. Eziyet ediyor kıza. Pes vallahi. Ne numaracı kız olmuşsun sen? Numara yapmıyorum hanım. Oh. Gerçekten onu bulmuştum. Lütfen, lütfen inanın bana. Bırak. Bırak Allah aşkına şu resmayı. Sen kaçma. Hay Allah kahretsin seni. Değil mi? Kalk, kalk. Topla. Toplanlar hadi. Topla. Yürü. Abisi. Topla. Lütfen. Yutturmuşlar sana aptal. Kuş kadar beynin yok senin. Hey yarabbim. Gerçekten doğru söylüyorum. Niye inanmıyorsunuz? Ay, deli olacağım. Abim diye tutturdu be. Abim diye. Sus. Nerede hani? Gelsin bulsun bakalım seni. Nerede? Leyla teyzede kalıyormuş. Ama oradan gitmişler. Geberteceğim seni. Çekil. Sus kadın karışma. Ay, sen karışma. Bırak onu bana. Sus. Vallahi sapalarım seni ha. İkinizin de hakkından gelirim ha. Evet. Güleyim bari. Sizde hiç akıl yok vallahi. Topla şuraları kız topla. Git bana yemek hazırla. Hadi karnım acıktı hadi. Konuşma kadın. Vallahi hayır gebertirim seni ha. Topla. Topla diyorum sana. Uyuşum. Kalk. Yürüteceğim seni. Boğacağım vallahi seni. Kalk hadi. Kalk git hadi. Hadi git yemek hazırla hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Oh, ah, oh be. Ay ne rahatmış burası. Ya çabuk ol. Hadi hadi. Ay ne uşun şeysin sen? Götür onları içeri hadi. Zıparın yatın. Ay bundan sonra artık ben burada yatıyorum. Oh. Şule teyze rahatsız hanımım. O kanepede rahat edemez ki. Nankör. Bunca zaman ben orada yatarken sesin çıkmıyordu ama. Hayırsız. Şimdi bana ne yüzle Şule'yi savunuyorsun ha? O hasta ama. Hala bir tane vurca. Sus. Sus diyorum sana. Senin dilin fena uzamış. Koparım o dilini vallahi senin ha. Beni o tümarhane gibi yere gönderdiği zaman düşünseydi olacakları. Sürünsün bakalım biraz da aklı başına gelsin. Çabuk ol. Hadi. Ha, hadi. Zıbarın hadi. Çıt istemiyorum. Anladın mı? Çıt çıkmayacak. Ay oh be. Vallahi. Oh. Ay vallahi. Dünya varmış. Neden daha önce akıl etmedim ki? Artık içeride yatacakmış. Hı-hı. Biliyorum sesinizi duydum. Sağ ol Bilge. Bir de benim yüzümden azar işittin. Nasıl yatacaksınız burada? Üzülme sen yatarım. Hem beni boş ver. Şu cadının bir de benim yüzümden sana bağırmasına dayanamıyorum. Abine çok üzüldüm Bilge. Demek Leyla öğretmenin evinde kalıyormuş ha. Ne tesadüf. Ne kadar yakınmışım ona Şule teyze. Şimdi kim bilir nerede? Sen gönlünü ferah tut Bilge. Yarın ola hayrola. Bakarsın sevindirici bir haber çıkar. Çıkar inşallah. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. Abicim, keşke burada olsan. Çok özledim seni, çok. Koskoca yer burası, nasıl bulacağız? Sorarız. Kimi bulup kime soracağız ki? Kimseyi tanımıyoruz burada. Hemen ümitsizliğe kapı mı ortak? Teyzenin adını biliyoruz nasıl olsa. Tanıyan biri elbet vardır. İnşallah. Muhtara sorarız ya da polis amcalara. Sakın polis olmaz. Tamam tamam şaka yaptım polis olmaz. Haklısın. Demek bir haber yok Leyla teyze. Üzgünüm Bilgeciğim. Hiç aramadılar mı yani? Arayan soran yok.
Oğlum Ali de olabilecekleri yerlere bakmış ama bulamamış. Oldu Leyla teyze, ben yine ararım. Sen kursa gelecek misin bugün? Bilmem, hiç keyfim yok ama. Aslında gelsen iyi olur. Ay ne bu gürültü sabah sabah. Kimle konuşuyorsun kız öyle cır cır cır? Ha? Sus. Leyla öğretmenini aradı. Abisinden bir haber var mı yok mu diye. Ay. Tıraş abiye de ha. Gelirsen kafan dağılır biraz. Ne işler çeviriyorsun gene ha? Ha? Ay bir rahat bırak kızı. Hadi. Abisini merak ediyor işte canım. Hadi. Hadi bana kahvaltı hazırla hadi. Karnım acıktı. Ah Hayriye ah günah vallahi be. Ha, günahsa benim günahım. Sana ne? Ne karışıyorsun sen? Allah Allah. Aşk olsun Yeşim. Daha önce niye söylemedin ki Yiğit'in aradığını? Belki önemli bir şeydir. Ne bileyim Melahat abla. Zaten benimle konuştuğunu bilmiyor. Kim olduğumu sakladım. Sakladın mı? Hı hı. Ah, hay deli kız. Sıfır, sıfır, bir, 642, 672, 26, 01. Hah, çalıyor. Alo. Efendim. Yiğit oğlum nasılsın? İyiyim Melahat teyze. Sana sevineceğim bir haber vereceğim. Hayırdır? İşlerimi tahmininden daha erken toparladım. Kısmetse bir iki hafta içinde İstanbul'dayım. O kadar çabuk mu? Belki daha da çabuk. Yemeklerini özledim valla. Ev yemeği yemeyeli uzun zaman oluyor. Ah ben sana neler hazırlarım neler. Ah yavrum. Hadi bakalım. Görüşürüz teyzeciğim. Bir toplantıya yetişeceğim. Kapatıyorum. Hadi yavrum hayırlı işler sana. Öptüm evladım. Ben de öptüm teyzeciğim. Ne diyor? Hiç. İş güç işte. E bu kadar çabuk mu diye sordum. Hazırlarım falan dedin. Şey bir şeyler istedi benden canım. Evrak istedi evrak. Ben de hazırlarım dedim. Şu kızdan daha ne istiyorsun anlamadım vallahi. Bırak gitsin şu kursa. Hem morali bozuk. Evde oturup da ne yapacak? Leyla öğretmenle dertleşir biraz. Otursun oturdu yerde. Sana hesap vereceğiz. Fatma benim himayemde. Sana ne oluyor? Gitmeyecek dedim gitmeyecek işte o kadar. Pes. Ne hain kadınsın. İnanamıyorum sana. Ah! Ah! Bu ne kız? Ne bu ha? Ne bu? Ne? Çabuk çıkarsın. Çabuk gözüm görmesin çabuk. Hadi ne duruyorsun? Git çıkarsana hadi. Bırak durma. Giysin yeni kıyafetlerini. Git çıkar diyorum sana. Özendi kız. Çok da yakıştı. Yakışmışmış. Delireceksiniz vallahi beni. Git kız git içeri. Git üstünü değiştir. Hadi. Hadi. Eskilerin nesi vardı? Hem sen evin hanımı mısın ha? Haddini bil. Çok kelepir bir yer. Vallahi tam bize göre. Kafe olacak mı dükkan? Nerede bu dükkanın yeri? Yakın ya. Balat'ın tam merkezinde. Ne kadarmış peki bu dükkanın kirası? Vallahi o dükkan için hiçbir şey değil. Sadece $1000. Ne? Sen iyice şaşırmışsın be. Nasıl ödenir o kira öyle? Ödenir. Hava parasını biraz düşürtebilirsek süper olur. Yani bir de hava parası mı var? Evet. Hava parası var ama değer. Vallahi dükkan altın madeni. Madem altın madeni dükkanları var. Bu adamlar niye devrediyorlar o dükkanı? Ortaklar arasında anlaşmazlık olmuş ondan devrediyorlar. Yoksa şu an dükkanın cirosu canavar gibi. Ya peki ne kadar hava parası istiyorlarmış bu canavar cirolu dükkanı? $20,000 keş para istiyorlar. Ama peşin verirsek 15-16'ya düşerler. Sende $16,000 var mı Cengiz? Şu anda yok ama yakında olacak. Yakında olacak öyle mi? Tabii. Banka mı soyacaksın ne yapacaksın? Ne alakası var şimdi? Lotoda çıkacak numaralar içine doğdu o zaman. Ama seninle de bir şey konuşulmuyor ya. Nereden bulacaksın oğlum bu kadar parayı? Borç alacağım. Sana kötü bir haberim var Cengiz. Maalesef benim borç olarak verebilecek $16,000 yok. Bugüne kadar da hiç olmadı zaten. Korkma. O parayı senden istemiyorum. Biliyorsun Şule'den istedim. Şule'nin cevabı da tek kelimeyle koca bir hayır oldu tabii.
Oğlum sen de hayata hep olumsuz taraftan bakıyorsun. Kadın sana o parayı niye versin ki? Bugüne kadar senden ne gördü ki sana güvensin? Bence bırakalım şu mevzuyu. Şu dükkanı bir görelim. Sen bir bak. İçine sinmezse vazgeçeriz. Tamam mı? Hı? Hı hı. İşte şurası. Burası olduğuna emin misin? Hatırladığım kadarıyla burası olması gerekiyor. Buyurun. Şey efendim, rahatsız ettik. Evet, ne istemiştiniz çocuklar? Efendim, biz birisini arıyorduk. Kimi arıyordun çocuğum? Ben teyzemi arıyorum amca. Adı ne senin teyzenin? Semra Avcı efendim. Teyzemin adı bu. Bildiğim kadarıyla burada bir evleri vardı. Ha evet. Sen bu evin eski sahiplerinden bahsediyorsun. Ben evi onlardan satın almıştım. Kocasının adı neydi? Sebahattin Avcı. Ha evet. Evet efendim. Eniştem olur o benim. Neden arıyorsunuz çocuklar teyzenizi? Ondan öğrenmemiz gereken bir şey vardı. Fakat uzun yıllardır birbirimizi kaybetmiştik de efendim. Vallahi çocuklar, doğruyu söylemek gerekirse bana evi çok ucuza sattılar. Sonra da sanki birinden ya da bir şeyden kaçar gibi gittiler. Ama bilemem tabii. Peki nereye taşınmış olabilirler? Bir şey biliyor musunuz acaba? Vallahi evin peşinatını verdikten sonra bir miktar borcum kalmıştı. Teyzenler de bir anda ortadan kayboldular. Bir süre ses çıkmadı. Ben de merak ettim öldüler mi kaldılar mı diye. Evet. Neyse sanırım birkaç ay sonra eniştenden bir telefon aldım. Bana vadesi gelen borcumu Adapazarı'nda bir bankaya havale etmemi söyledi. Adapazarı mı? Evet, öyle hatırlıyorum. Teşekkür ederiz amca, sağ olun. Sizi de yorduk. Önemli değil çocuklar. Keşke daha fazla işinize yarayacak bir şeyler bilseydim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bana bak, abini çıkaracaksın kafandan, tamam mı? Tamam hanımım. Güzel. Aferin bak, akıllanmaya başladın. Hadi şimdi git bana peçete getir içeride. Bak bu kızı abisi konusunda doldurmaya kalkarsan senin için kötü olur, şöyle haberin olsun. Şu ayağın bir düzelse kimin için kötü olacağı belli olacak ama. Kes! O zekanla cevap yetiştirmeye kalkma bana. Burnundan fitil fitil getiririm vallahi. Aa, Leyla öğretmenim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Leyla öğretmenim hanımım. İyi günler. Ben Bilgin'in halk eğitimdeki öğretmeni Leyla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bırakın bu giriş faslını da niçin geldiniz onu söyleyin. Bilge'yi merak etmiştim de. Zavallı yavrunun son günlerde yaşadıkları. Sabah sabah bu saçmalıkları söylemek için mi uğradınız buraya? Hayriye Hanım. Yeter ama artık. Siz de Bilge'yi düşündüğünüz için sağ olun Leyla Hanım. Çok iyi bir çocuktur. Biliyorum. Abisi Murat da çok iyi bir çocuktu. Yalan. Murat serserinin tekiymiş. Yanılıyorsunuz. Murat sürekli bir kardeşi olduğundan ve onu mutlaka bulacağından söz ederdi. Hadi bırakın şimdi bu yalanları. Abisi onu hiçbir zaman aramadı. Abi. Sus. Konuşma. Bir daha bu evde abi lafı duymayacağım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yeter Hayriye Hanım. Çok oldun ama. Siz ne haklı evime gelip bu tür yalanları uyduruyorsunuz, ha? Fatma'yı kursa göndermemekle ne kadar isabetli karar vermişim şimdi anlıyorum. Bilge'yi kurstan almayın, rica ediyorum. Çok yetenekli bir çocuk. Konuşmamız bitmiştir. Hadi, evimi terk edin, lütfen hadi. Bir daha da bizi rahatsız etmeyin. Allah'a ısmarladık o zaman. Güle güle, güle güle. Güle güle, güle efendim. Siz Hayriye Hanım'a batmayın. Merhaba. 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 Ay, ne oluyor? Bunu... Kim bu hanım? Konuşuruz. Bir gereksiz gitti, bir gereksiz geldi. Ah Hayriye, ah! De. Sen benim elime bir düşeceksin ki.
Seni iki günde mum gibi yapmazsan bana Melahat demesinler. Neyse. Dükkana baktın baktın hiçbir şey demedin. Nasıl ama? Söylediğim kadar varmış. Fena değil. Ne fena değil? Tek kelimeyle mükemmel. Hem de tam köşe başı. Vızır vızır çalışıyor. Kızım yeter ağlama. Hayriye cadısı sese uyanacak şimdi. Evet Bilgeciğim, bakacağız bir çaresine. Şimdi baştan anlat bakalım. Teyzen nerede oturuyordu, hatırlamaya çalış. Şeyde, Kumkapı'da galiba Melahat teyze. Tamam, üzülme artık. Yarın ilk iş oraya gideriz. Sahi mi Melahat teyze? Tabii sahi kızım. Ben Engin Bey'le konuşurum. O da bize yardım eder. Çok teşekkür ederim. Ah canım, canım yavrum benim. Ağlama güzel kızım, ağlama yavrum. Şimdi ne olacak? Adapazarı'na gideceğiz, başka yolu yok. Olur, gideriz. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Burada oturmak yasak. Nedenmiş o? Çünkü burası bizim mahalle. Otursak ne olurmuş? Ne demek ne olur? Burası bizim mahalle dedim ya. Otursak ne olur? Ne demek ne olur ya? Baksana sen. Ne demek ne olur ya? Oğlum bulaşma bize. Çekil be. Gebertirim seni ha. Yalçın. Ne oldu? Neden kaçtınız korkaklar? Burak. Ne var? Niye kavga ediyordunuz bu kopillerle? Bilmem, onlar bize bulaştılar. Buralı değilsiniz değil mi? Evet, İstanbul'dan geldik. Kalacak yeriniz var mı peki? Kalmayı düşünmüyoruz. Birazdan Adapazarı'na gideceğiz. Paranız var mı peki? Var. Zannetmiyorum, onlar çoktan çalmıştır cüzdanınızı. Nereden biliyorsun bunu? O veleklerin işi bu, cüzdancı bunlar. Yok. Mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin canım bu kadar. Bize takılın, geceyi bizle geçirirsiniz. Güzel bir yerimiz var. İsterseniz yarın iş de buluruz size. Biraz para biriktirip öyle gidersiniz ha? Olur. Hadi. Merhaba Engin Bey, sizi rahatsız ediyorum ama... Ne münasebet Melahat Hanım. Buyurun. Sağ olun. Kusura bakmayın, evin hali de biraz perişan ama... Esas siz kusura bakmayın, böyle ani bir şekilde sizi rahatsız ettim. Keşke telefon edip gelseydim. Olur mu öyle şey canım? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Size ne ikram edebilirim soğuk sıcak? Sağ olun, almayayım. Ben aslında sizden bir şey rica etmek için gelmiştim. Hay hay, ne demek? Elimden gelirse ne mutlu bana. Şey, eğer yarın bir işiniz yoksa Bilge'nin teyzesini aramak için bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii yani eğer bir işiniz yoksa. Teyzesi mi? Evet, Bilge'nin teyzesini bulabilirsek belki abisinin de izine rastlayabiliriz diye düşünmüştüm. Anlıyorum. Tabii yarın müsaitim, gidebiliriz. Sağ olun, çok teşekkür ederim Engin Bey. Bilge bu işe çok sevinecek. Rica ederim Melahat Hanım. Öyleyse ben artık gideyim. Buraya kadar gelmişken bir acı kahvemi içersiniz herhalde değil mi? Hem konuyu da biraz daha detaylı konuşuruz. Peki o zaman içeyim bari. Nasıl olsun kahveniz? Efendim? Yani kahvenizi nasıl içersiniz? Orta şekerli lütfen. Tamam. Ama... Umarım kızmadınız Engin Bey. Şaşırmadım desem yalan olur. O kadar da abartmayın canım. Bir iki şey kaldırdım o kadar. Bence kahvelerimiz soğumadan içelim artık ha? Hay Allah, unutmuşum. İşte bizim yerimiz burası. Beğendiniz mi? Fena değilmiş. Fena değilmiş. Otel mi zannettin burayı?
Gelin bakayım buraya. Çabuk. Söyleyin bakayım. Ne işiniz var burada? Birini arıyorduk. Kimi? Teyzemi. Buldunuz mu teyzemi? Hayır, başka yere taşınmış. Peki sizi arayan başka kimse var mı? Yok. Bakıyorum bu arkadaş kendini çok akıllı zannediyor. İsterse bütün Türkiye sizi arasın. Fark etmez. Bir kere Şahin'in eline düştün mü bir daha kurtuluş yok. Anlaşıldı mı? Evet abi. Ya sen? Ben de anladım. Güzel. Şimdi zıplayıp atın bakayım şuraya. Hadi hadi. Bir yanlışınızı görürsem canınızı okurum, ona göre. Çabuk uyun. Nerede kaldın Melahat abla? Vallahi merak ettim. Biraz daha gecikseydin Şule ablayı arayacaktım. Orada değildim. Daha doğrusu önce oradaydım. Sonra Engin Bey'e uğramam gerekti. Engin'e mi? Evet, Bilge ile ilgili olarak bir şey rica edecektim kendisinden. Bu saate kadar mı? Nesi varmış saatin? Saat 10:30'a geliyor abla. O kadar olmuş mu? Saat tam 10:25 geçiyor. Ay, hiç farkında değilim zamanın. Hemen yiyecek bir şeyler hazırlarım sana. Yok canım, ben Engin Bey'i de yedim. Oh. Hadi 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 hadi. Tamam abi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Uyanın hadi sütkusuları. Kalkın. Hadi gidiyoruz hadi. Size hayatı öğreteceğim hadi. Nereye gidiyoruz Şahin abi? Soru sormayın dedim lan. Ne diyorsam onu yapın. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün hadi. Hadi. Yavaş. Yavaş. Sağ ol kızım. Eksik olma. Ayağım sızladı durdu bütün gece. Şule teyze, bir şeyler yemeye çalışın. Sonra ilacınızı içersiniz. Haklısın. Teyzemi aramaya gidecektik eski mahalleye. Biliyorum kızım. Hadi sen de ye bir şeyler de git. Melahat bekler seni. Hanımım izin verir mi acaba? Bilgeciğim, izin vermese gitmeyecek misin? Olur mu canım öyle şey? Yıllardır görmediğin abinin izini bulmuşsun. Evet Şule teyze. Belki abim de oraya gitmiştir. Belki hala oradadır. Çok heyecanlıyım. Canım, ah benim bahtsız kızım. İnşallah bundan sonra şans sana güler. Hadi hadi. Hayriye cadısı uyanmadan hemen git. Tamam Şule teyze. Bilge, bir şeyler yedin mi? Yedim Şule teyze. Üstüme bir şeyler giyip hemen çıkacağım. Hadi bakalım. Güzel. Bunun alarmı yok. Bana bak. Sen yolun başına gideceksin. Sen de bir başına, tamam mı? Anlaşıldı mı? Biri gelirse bana haber vereceksiniz. Islıkla haber vereceksiniz. Bir hata yaparsanız ikinizi de gebertirim ona göre, tamam mı? Tamam abi. Tamam abi. Hadi kaybolun.
Günaydın Engin Bey, buyurun. Günaydın Yeşim. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Melahat abla, Engin Bey geldi. Geliyorum hemen. Bilge de geldi işte. Günaydın. 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 Engin amca, siz de mi bizimle geleceksiniz yoksa? Evet Bilgeciğim, beraber gideceğiz. Teşekkür ederim Engin amca, beni yalnız bırakmıyorsunuz. Senin gibi zeki ve güzel bir kıza yardım edebilmek benim için bir onurdu. Evet, geldim işte. Aa, Bilge de gelmiş. Hadi gidelim artık. Yeşimcim, görüşürüz canım. Güle güle, inşallah iyi haberlerle dönersiniz. İnşallah. Nasılsın Bilgeciğim? İyiyim Melahat teyze. Fatma! Kız Fatma! Fatma, sağır mı oldun ha? Neredesin kız? Gel sırtımı ol! Ay. Boşuna nefesini tüketme. Evde yok. Yok mu? Nereye gitti? Sana ne? Ha? Nereye gittiyse gitti. Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun benimle ha? Ha? Bak Hayri, oğlunun hatırı için burada kalmana izin verdim. Sen de haddini bil. O kıza eziyet etmene izin vermeyeceğim, anladın mı? Pis yalancı. Oğlumun hatırı içinmiş. Para verdi sana Naci de onun için kalsın dedin. Para gözsen de ne olacak? Sen bizi mi dinledin? Dinledinse Naci'nin parayı zorla verdiğini de duymuşsundur. Hadi hadi. Fatma nerede onu söyle sen. Söyle hadi. Abisini aramaya gitti. Teyzesinin evine. Kimden izin aldı? Ben izin verdim. Ne olacak? Fatma nereye gidip gidemeyeceğine ben karar veririm. Sen karışma, anlaşıldı mı? Bu evde benim dediğim olacak. Fatma olmadığına göre kalk git bana kahvaltı hazırla hadi. Sen iyice kafayı yedin Hayriye. Şu ayağımın halini görmüyor musun? Hoş böyle olmasam da sana kahvaltı falan hazırlamam. Git kendin hazırla. Salak kız. Dönünce görür gününü o. Hanımından izin almadan gitmek neymiş görsün bakalım. Bir tane indireceğim. İndir. Burasıydı. Herhalde burasıydı. Hatırlamıyorum. Bilgeciğim, hatırladın mı evi? Bilge, teyzem bu evde mi oturuyordu? Aslında pek hatırlamıyorum. Abimle en son teyzemin evindeyken ayrılmıştık. Annem öldüğünde teyzem baktı bir süre bize. Sonra ayırdılar bizi işte. Ben çok küçüktüm. Ama bu ev harabe, çok değişmiş. Bu bina da yoktu. Öyle mi? Kime sorsak acaba? Hey, kimse yok mu? Bakar mısınız? Buyurun, kimi aradınız? İyi günler kardeş. Biz Semra Hanım'ı arıyorduk. Bu evde mi oturuyordu acaba? Niye aradınız? Bilge'nin teyzesi oluyor da onu arıyorduk. Yok artık, burada oturmuyorlar. Ama tanırım. Şu ileriye taşındılar. Sağa dönün, üçüncü kapı bahçeli ev. Sağ ol kardeş. Rahatsız ettik. İyi günler. İyi günler. Hayırdır? Kötü bir şey mi var? Dün iki çocuk geldi sordu Semra Hanım'ı. Yok kardeş, kötü bir şey yok. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Hadi yavrum, yürü. Hadi, bulacağız inşallah. Müzik
Teyzen şehir dışına taşınmış. Nereye gitmiş olabilir Bilge? Hatırladığın bir şeyler var mı canım? Ne bileyim, belki eniştenin memleketine dönmüş olabilirler. Herhangi bir şey hatırlıyor musun? Abim de bizim bugün geçtiğimiz sokaklardan dün geçmiş. Teyzemin eski evine gitmiş. Aynı yerlere bakmışız. Ama yine de birbirimizi bulamadık. Hatırlamıyorum. Ben çok küçüktüm. Eniştem nereli onu bile bilmem. Karnını doyur sen kızım. Hayır, canım istemiyor Melat teyze. Yeter artık, üzülme Bilgeciğim. Bak abinin seni aradığını biliyorsun artık. Mutlaka bulacaktır seni. Teyzenin eskiden oturduğu yere not bıraktı. Belki abin tekrar uğrarsa o zaman notu verirler. Seni kolayca bulur abi. Hadi Bilgeciğim, umutsuz olma. Hem insanı ayakta tutan şey umuttur. Sen de güçlü bir kız. Ay vallahi ne kadar güzel konuştun Zengin Bey. Bilgeciğim, Engin Bey haklı. Abim beni aramaktan vazgeçmez değil mi? Aa, vazgeçer mi? Aslında tabii. Tabii ya. Bakın aklıma ne geldi. Bilge, abinin bir resmi olduğundan bahsetmiş. Evet. Kurs öğretmenim Leyla teyze yapmış. Neden sordunuz? Çizim de olsa abinin en son hali o resim. Televizyonculara, ne bileyim ben, basına falan haber versek. Belki abinin resmini yayınlarlar. Tanıyan ya da onu gören birileri mutlaka çıkar. Aa, sahi mi? Abimin resmini çıkartırlar mı televizyona? Aa, vallahi bu hiç aklıma gelmemişti Engin Bey. Çok güzel bir fikir bu. Yarın bana gel Bilge. Birlikte Star'a telefon açalım. Tamam Engin amca, gelirim. Hadi kalkalım mı artık? Garson. Buyur abi. Hadi. Şunların parasını vereyim. Hı hı. Üstü kalsın. Hı hı. Beyefendi. Beyefendi, bakar mısınız? Eşiniz çantasını unutmuş. Teşekkür ederim, sağ olun. Hı hı. İyi günler. Buyurun Melahat Hanım. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Aferin size. İlk sınavınızı başarıyla tamamladınız. Erken zıbarın, yarın gene işe çıkacağız. Ha, bu seferki iş daha büyük. Bir eve gireceğiz. İşi de siz bitireceksiniz. Anlaşıldı mı? Hadi zıbarın yatın şimdi. Hadi. Buradan kaçmamız lazım. Bize hırsızlık yaptıracak bu adam. Buyur abi. Al abi. Gel bakayım. Murat. Aferin. Bak. Bu çocuklar dün bizim paramızı çalanlar değil mi? Onlar vallahi. Ne işleri var burada? Oğlum, tezgaha geldik biz. Nasıl yani? Bunlar ortak çalışıyor. Anlasana. Bizim paramızı çaldılar. Sonra gelin bizimle birlikte kalın dediler. Değil mi? Şahin bize hırsızlık yaptıracak şimdi. Görmüyor musun, bizden çaldıkları parayı Şahin'le paylaşıyorlar. Nasıl kaçacağız buradan ya? Bu herif birazdan uyur. Şahin uyunca biz de hemen tüyeriz. Ne konuşuyorsunuz lan? Zıbarın demedim mi ben size? Hadi yatın. Benden izin almadan hiçbir yere gitmeyeceksin demedim mi sana? Anlaşıldı mı? Hanımım yapmayın, sus, ne olur. Sus. Abim aramaya gitmiştim. Abisi. Ne yapacaksın bulup daha? Bu zamana kadar hayrını gördün mü? Yapma Hayriye, bırak kızı. Doğucam. Seni bu... Ay dedim sen. Git hadi, git. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Seni kilitleyeyim de aklın başına gitsin. Hayriye, bırak kızı, yapma. Biraz kilitli da orada aklın başına gelsin. Yürü. Kal orada bakalım. Hadi bakalım. Boşuna kurtaracağım diye uğraşma sakın. Zaten kalkamazsın ki. Saksı düştü ayağına, değil mi? Topal kadın. Hadi bakalım, kalk da görelim. Lanet olsun. Allah kahretsin. Lanet olasıca.
Vah yavrum. Murat, hadi gidelim. Bu herif sızdı. Sessiz ol. Gitmeden önce bizden çaldıkları parayı alacaksın. Ne oluyor lan?